Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz MacBook'un 12 inçlik 2015 modeli laptopunun incelemesini yapacağız. Ben Barış Kahraman, Web Tekno'ya hoş geldiniz. Evet, incelememize bu arkadaşın kutu açılışıyla başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi 12 inçlik bir cihaz ve Apple'ın ürettiği en ince laptop, hatta belki de şimdiye dek üretilmiş en ince laptop olabilir. Kutusunu açarak başlayalım. Tabii Apple'ın bütün ürünlerinde olduğu gibi son derece şık bir kutusu var. Açıyoruz ve karşımıza altın sarısı rengiyle MacBook'umuz çıkıyor. Biz altın sarısını tercih ettik. Bunu ofise aldık bu arada. Hediye falan etmeyeceğiz, söyleyeyim şimdiden. Şu poşetinden çıkartıyoruz kendisini. Ve gördüğünüz gibi son derece ince, son derece hafif, hatta çay tepsisi kadar bir laptop bizi karşılıyor. Tabletle laptop arasında bir cihaz olduğunu söyleyebilirim, kendisine ait bir klavyesi olan. Bunu bırakıyorum biraz sonra bahsetmek üzere. Laptopun arkasında kullanım kılavuzunu görüyoruz. Bizi kullanım kılavuzu karşılıyor. Okursunuz bir ara. Apple'ın meşhur iki parçalı adaptörü karşılıyor bizi yine. Bunu da takıyoruz. Çok şık, küçük, ufak tefek bir adaptör. Bunu da seviyorum ben. Bir de şu herkesin sözünü ettiği meşhur USB 3.1 Type-C kablosu karşılıyor ki şöyle uzattığımızda şuradan görebileceğiniz şekilde son derece ufak yeni USB standardının belirleyen kablosu. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Çok fazla eleştiri aldı bu konuda ama önce masamdaki dağınıklığı toplayayım. Evet, kabloları vesaireyi falan topladık ve karşımızda sadece altın sarısı 12 inçlik MacBook'umuz kaldı. Tasarımından bahsedelim kendisini açmadan önce. Apple'ın bütün ürünlerinde olduğu gibi son derece şık ve sade bir tasarımı var. Çok ince, 12 inçlik bir tablet laptop hibriti için diyeyim. Çok ince, sadece 13.1 milimetre kalınlığında ve 900 gram ağırlığa sahip. Yani 0.9 kilogram ağırlığa sahip. Şurada bir jack girişi görüyorsunuz. Bu kulaklık vesaire için kullanılabilen bir jack girişi. Diğer tarafında da her şey için kullanılan bir USB 3.1 girişi var. Her şey için kullanılandan kastım. Şarj aletini buraya takıyorsunuz. Yani biraz önce kenara koyduğum adaptörünü buraya takıyorsunuz. Harici disklerinizi buraya takıyorsunuz. HDMI kablosunu buraya takıyorsunuz ve bunların her birini takmak için Apple'a fazladan para ödemeniz gerekiyor. Çünkü dönüştürücüsü yok. Kutunun içinden çıkmıyor. Biz 70 lira daha verdik sırf o dönüştürücü için. Cihazı açtığımızda da son derece ince bir ekranıyla ve gayet şık duran tasarımıyla bizi karşılıyor arkadaşımızın klavyesi. Biraz sonra klavyesinden ve şu Force Touch trackpad'inden de bahsedeceğim. O da çok şık, çok kullanılası bir şey olmuş. Klavyeyi tamamen değiştirmişler. Tuşları son derece ince ve muhteşem sessiz. Neredeyse basmıyormuşsunuz gibi tuşları var. Trackpad'in üzerinde, şu Force Touch teknolojisi dediğimiz zımbırtının üzerinde herhangi bir tuş vesaire falan yok. Parmağınızın basıncına göre, uyguladığınız baskıya göre algılıyor. Basıyormuş hissini yaratmak için de titreşim koymuşlar. Siz parmağınızı bastırdıkça titriyor kendisi. Bastığınızı zannediyorsunuz siz de, dokunarak. Ama tasarımı için son derece şık olduğunu söyleyebilirim. Zaten biraz önce de dediğim gibi tablet mi ya da laptop mu falan çok karar veremediğimiz, dizüstü bilgisayar demeye bin şahit isteyen bir cihaz olmuş. Bunu dizüstüne nasıl kullanacaksın ki? Benim bir tane dizim zaten bunun kadar ya. Çay tepsisi gibi el üstü bilgisayar. Evet, biraz da bu minik arkadaşın donanımından bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Çünkü donanım konusunda gerçekten çok bir tablet performansı göremiyorsunuz. Her şeyden önce Intel'in yeni nesil işlemcilerinden M serisini kullanıyor. Core M serisi bir işlemci kullanıyor. Ve bu nedenle çok ince olarak tasarlanabiliyor bu işlemciyi kullandığı için, ama fanı yok. Fanı olmayınca da haliyle ısınma problemleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Benim önümde duran model, bizim almış olduğumuz model 1.3 GHz hızında. Biz biraz fazla para verdik. Normalde 1.1 GHz ve 1.2 GHz hızları olanları var. Onların da en temelinin fiyatı 4500 liradan başlıyor Apple Store'da eğer satın alacak olursanız. 4500 lira para verilir mi? Sizin kendi tercihiniz, eğer kullanım amacınıza yönelikse verilir. Neden verilmesin? Bunun dışında 8 GB SSD 3 RAM'i var ki yine 8 GB RAM'i bunun neresine sığdırmışlar?
anlamış değilim. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçeneği bulunan SSD hard diski mevcut. Bizimki 512 GB. Bunun dışında Bluetooth 4.0 bağlantısı var kablosuz bağlantı için ki benim bildiğim Apple 4.1 kullanır. Bunu da sırf reklam için kullanmış olurdu. 4.1'e herhangi bir cihaz bağlamasanız bile USB 3.1'de yaptığı gibi. Bu arada USB 3.1 meselesi gerçekten benim çok canımı sıkıyor arkadaşlar. Ki yorumları falan okuduğumda bütün kullanıcıların aynı dertten muzdarip olduğunu gördüm. Aynı anda cihazınız elektriğe bağlıyken harici disk takamıyorsunuz ya da telefonunuzu takamıyorsunuz, şarj edemiyorsunuz. Ama başka bir güzel tarafı var. Bu MacBook'u kullanarak başka bir MacBook'u şarj edebiliyorsunuz. USB 3.1 kablosunun her iki tarafını MacBook'lara birer tane bağladığınız takdirde ilk taktığınız enerji kaynağı olmak üzere ikinci taktığınızı şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir güzellik sunmuş Apple. Ama en azından şunun kenarına bir tane USB 3.0 takar insan ya. Ne yapacağım ben? Şu USB 3.1 hiçbirinde yok, ben ne yapacağım onu? Donanımdan bahsetmişken, ben de sakinleşmişken bir de ekranından bahsetmek istiyorum size. Çünkü ekranında da çok ilginç bir özellik var. 2304'e 1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yani alıştığımız çözünürlük standartlarının dışında bir çözünürlük sunuyor. Bunun nedeni de 12 inçlik ekranı 16'ya 9 biçiminde değil 16'ya 10 biçiminde kullanmışlar. O da Apple'ın bir garipliği ama dediğim gibi ne tam bir laptop diyebiliyoruz bunun için ne tam bir tablet diyebiliyoruz. Çözünürlükte de böyle arada bir yerde kalmış olması normal diyebiliriz. Onun dışında Retina ekranı var. Ki Retina ekranı zaten gerek MacBook önceki serilerinden gerekse Retina ekranlı iPad'den biliyoruz. Son derece keskin, rahat, net bir görüntü sunuyor. Ekran konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama aynı zamanda ekranın çok ciddi batarya tüketen unsurlardan biri olduğunu düşünürsek ve cihazın fanından dolayı, fanın olmamasından dolayı çok fazla ısındığını düşünürsek çok fazla bataryadayken kullanım süresi sunamıyor cihaz. Bu da Apple'ın lanse ettiği sürede 9 ila 10 saat batarya kullanımı, hani webde gezinti ya da iTunes'dan müzik oynatımı ya da günlük kullanım standart işte web gezintisi, yazma, çizme, etme vesaireyle 4,5 saat gibi bir kullanım süresi var. Bu da yetmez zannedersem hiçbirinize ya da bize yetmez en azından ofis içinde kullanmak için. Ama toplantıya götürürken falan alırsınız bunu. Gidersiniz, istediğiniz sunumu yaparsınız. İstediğiniz sunumu yapamazsınız çünkü USB 3.1 bağlantısı bulamazsınız hiçbir yerde. Evet, o kadar donanımından, performansından falan bahsettik. Size bir de açılış hızını gösterelim. Şuradan düğmeye basalım, açılsın kendisi. Sesiyle beraber. Apple'ın logosunu görüyoruz açılırken. Ya aslında çok tatlı yapmışlar cihazı da işte alınmaz. Ya ben ofisin bir köşesinden kalkıyorum, bazen diğer köşesinde yazı yazıyorum. 4,5 saat sonra bitiyor. İlla kalkıp masama mı geçeceğim yani? Tuşlardan tıkır tıkır ses çıktığına bakmayın. Ben fazla uğraşıyorum diye şey yapıyor. Evet, son derece hassas olduğunu söylemiştim size biraz önce. Ve hiçbir tuş vesairesi falan cartı cürtü yok. Son derece rahat bir kullanım sunuyor Force Touch ismindeki Star Wars'tan alıntı yapılmış diyebileceğimiz touchpad'i. Star Wars'ta şey vardı, Force Pull, Force Push vardı. Bu da Force Touch olmuş. Bu bize yeni teknoloji diye sundukları şu Force Touch isimli trackpad'in en büyük özelliği düğmesinin olmaması ve her tarafıyla tıklama işlemini yapabiliyor olmanız ve parmağınızın basıncını algılayabiliyor olması. Örneğin bir video izlerken, bir video oynatırken parmağınızı bastırdığınızda ileri sarmaya başlıyor. Daha şiddetli bastırdığınızda daha hızlı ileri almaya başlıyor diyebilirim. Aynı zamanda yazıları seçtikten sonra dokunarak direkt olarak Safari'de arama yapmanızı sağlıyor da bu Google'da zaten önceden vardı, Android'lerde falan kullanıyorduk biz, bas, seç, ara. Bunun dışında tabii ki baskı kullanabiliyor olmasının, baskıyı algılayabiliyor olmasının avantajlarından birisi olarak çizim tableti olarak kullanılabiliyor. Tabii standart vakum tabletler falan profesyonel değil ama yani üzerine çizim yapabiliyorsunuz. Hatta parmağınızla çizim yapabilmenizi sağlıyor. Çok bastırdığınız yerleri gölgelendirmenizi sağlıyor, çizgileri kalınlaştırıyor falan. Kullanışlı güzel olmuş ama en nihayetinde 4 saat sonra bitecek bataryası. Ne kadar çizim yapacaksınız, işinizi ne kadar götürecek. Yani kısaca şunu söyleyebilirim 12 inçlik bu yeni arkadaş için. Bu arada ana ekranlarını göreceksinizdir. OSX 10.10 Yosemite ismindeki işletim sistemini kullanıyor. Güzel, tatlı arayüze sahip. İkonları falan benim sevdiğim işletim sistemlerinden birisidir. Bir kere Apple'ın kendi işletim sistemi olduğu için donanımıyla çok rahat optimize edilebilen bir işletim sistemidir. O açıdan iyi çalıştığını, stabil çalıştığını söyleyebilirim işletim sisteminin ama yine de
hem işlemcisinin Core M serisi olması, hem fanının olmaması, hem aşırı ince yapısı nedeniyle O6 Yosemite'den de beklediğiniz performansı alamayabiliyorsunuz. Eski MacBook'lara nazaran. Yani eskiden MacBook'ları bir grafiker çok rahat bir şekilde alıp kullanabiliyordu. MacBook Pro'yu ya da belki MacBook Air'ı alıp kullanabiliyordu ama bunu öyle bir iş için, öyle yüklü işler için maalesef kullanamazsınız. Son olarak şunu söyleyebilirim. Amacınız ne olursa olsun, kullanım tarzınız ya da şekliniz ne olursa olsun, bunu alıp Starbucks'a oturduğunuzda mekanın en havalı adamı sizsiniz. O yüzden sırf onun için bile o kadar para verilmez. Ha bir de o kadar para verilmez, verilmez. Niye verilmez? Çünkü biz bunu aldık, kullandık. İşte YouTube'dan birkaç parça müzik dinledik. 2 saat, 3 saat falan müzik dinledik. Ondan sonra zaten bataryası bitmek üzereydi. Mesaj çıktı. Ama şurada çıkan mesajın aynısından çıktı bize de. İşlemcinin soğuması için lütfen Chrome'u kapatın. Google Chrome'da ısınıyorsan, sen YouTube'da ısınıyorsan ne yapacaksın? Safari'de ısınmayacak mısın? Ne bu? İkilem ne? Ayrıcalık ne? Ayrımcılık ne? Niye Apple? Niye yapıyorsun bunu? Ayrıca ben bunu aldım. Yanında illaki bir dünya çevirici mi almak zorundayım? USB 3.1 dışında başka cihaz kullanamamak zorunda mıyım? Tim bana bunların cevabını versin. Bizi bu yandaki adreslerden takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Her taraftan takip edebilirsiniz. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ben geçen sene bunun masaüstünün açılışını yaptım. Çok güzeldi. Bu olmamış. 6.000 lira para verdik, olmamış. Görüşürüz.